Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapıyoruz gençler. MEP ortak sınavlarına da uygun sorular koyduk. Detaylı bir şekilde birazdan anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi gençler ilk olarak tabii ki takvimimizi göstereyim. Bugün biyoloji yazılısına hazırlıkla birlikteyiz. Yarın edebiyat sizlerle birlikte olacak. Arkasından da coğrafya var. Fizik, tarih, matematik, kimya tabii ki önceden yayınlandı. Eğer bunları seyretmediyseniz mutlaka onları da sınava girmeden önce izlemiş olun gençler baktığımız zaman size söylemek istediğim aslında çok çok önemli bir şey daha var gençler. Yazılı notları tabii ki. Yazılı notlarının içerisinde sadece biyoloji değil edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimyayı da bulabilirsiniz. Birinci dönem ikinci yazılının tüm konuları küçük küçük özet yapılmış şekilde karşınızda olacak. MEP ortak sınavlarına uygun şekilde güncelledik ve hazırladık gençler. Sınava girmeden önce sadece biyoloji dersi için konuşmuyorum diğer yazılı için içinde aynı şekilde mutlaka elinizin altında olsun. İçerisine ortak sınav yazılarını ek iki sınav daha koyduk. Aktive ederek o sınavlara da ulaşabilirsiniz gençler. Şimdi nasıl aktive edeceğinize bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazı notları kitabımızdan ve ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazla.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Gelelim hangi konulardan sorumluyuz gençler? İlk olarak canlıların temel bileşenleri, yaşam bilimi biyoloji ünitesine geçmiştik. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinin içerisinde canlıların ortak özellikleri ve canlıların yapısındaki temel bileşenler vardı. Canlıların ortak özelliklerini bir iki tane cümle kurarak hatırlatmış olayım. Hücresel yapı bizim için çok önemliydi. Bu yazıda da mutlaka sorusu karşınıza gelecektir. Hücresel yapı bakımından canlıları pro prokaryot ve ökaryot olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA, RNA, ribozom organeli ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotların prokaryotlardan farklı. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Onlar çekirdekli hücrelerdi. Ökaryotlarda mitokondri gibi, golgi gibi, koful gibi zarlı organeller bulunabiliyordu. Daha gelişmiş yapılı hücrelerdi. Prokaryotlarda bunlar bulunmuyordu. Beslenmekteki ve solunum yapmaktaki amacım ne? Aslında canlılarda kullanılabilir enerji formu olan ATP'yi sentezlemek. Besleniyorum, bunu solunum tepkimelerinde yakıyorum. Yaptığım zaman karbondioksit ve su açığa çıkartıyorum ama aslında metabolik tepkimelerimde kullanılacak ATP'yi üretmiş oluyorum. Beslenme bakımından canlıları da ototrof yani üretici canlılar, heterotrof tüketici canlılar bir de hem ototrof hem heterotrof canlılar olmak üzere 3'e ayırmıştık. Solunum yapmaktaki amaç ne dedik? ATP sentezleyebilmek. Canlılarda da 3 yöntem kullanılarak ATP sentezi gerçekleşebiliyor. Oksijenli solunum solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon tepkimeleri sonucunda ATP üretiliyordu gençler. Boşaltıma bakacak olursak her canlının vücudundaki metabolik atıkları uzaklaştırması lazım çok hücreli gelişmiş yapılı benim gibi kompleks canlılarda bununla ilgili sistemler var. Böbreklerim ona bağlı üreterim mesanem üretram var yani bir boşaltım sistemim var. Ama tek hücreli bir canlıyı düşündüğün zaman DNA'sı RNA'sı ribozomu olan bir canlıyı düşündüğün zaman onun dışarıya karbondioksit vermesi de aslında boşaltım yapmasına örnektir. Adaptasyon ne demek hocam? Uyum demek. Bir canlının yaşadığı ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerine adaptasyon uyum ismini veriyorduk. Canlılar adapte olabildikleri ortamda hayatlarına devam edebilecekler organizasyon, düğün organizasyonuna gidiyoruz, mezuniyet organizasyonuna, kına organizasyonuna gidiyoruz. Diyoruz ki gelinle damat çıkacak, biz onları alkışlayacağız, pasta kesecekler, para takacağız, halay çekeceğiz. Yani her şeyin bir sırası birbiriyle uyumu var. Buna organizasyon ismi veriliyor gençler. Benim böbreğim dalağından dalağın pankreasımdan bağımsız çalışamaz tek hücreli prokaryot canlıyı düşünsen DNA'sı RNA'sından RNA'sı ribozomundan bağımsız çalışamaz. İçeride bir organizasyon var. Metabolizma canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden verdiğimiz isimdi. Analar yapıcı kaynanalar yıkıcıdan aklınızda tutabilirsiniz demiştim. Anabolizma tepkimesi küçük küçük moleküller bir araya gelip büyük bir şeye dönüşüyorsa anabolizma tepkimesiydi yapım tepkimesiydi katabolizma katletmekten de aklınızda kalabilir. Büyük şeylerin küçük şeylere dönüşmesi demekti. Yıkım anlamına geliyordu. Büyüme ve gelişme birbirinden farklı kavramlar. Gençler örnek üstünden daha iyi aklımızda kalıyor. Bebişin bacağının boyu uzadıysa bacağı büyümüş demektir. Bebişin bacağı üstüne basıp yürüyebilecek kıvama geldiyse yani fonksiyonel olarak olgunlaştıysa gelişmiş demektir. Üremeye dikkat. Canlılar beslenmezsem ölürüm, solunum yapmazsam ölürüm, metabolik tepkime gerçekleştirmezsem ölürüm. Ama üremezsem ölmem. Canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Neslin devamı, türün devamı için mutlaka üreme şarttı. Homeostasi kararlı iç denge yani her şeyin kusursuz olarak çalışması anlamına geliyordu. Homeostasi bozulduğu zaman zaten hastalıklar meydana geliyor demektir. Hareket dediğimiz zaman da canlıların... Hepsi hareket edecek. Bitkiler, bakteriler, hayvanlar, mantarlar ama her canlı aktif olarak yer değiştirmeyecek. Bazı canlılarda yönelim hareketi söz konusuydu. Ağaçların köklerinin suya doğru büyümesi işte ne bileyim ağaç bitkisinin güneşe doğru yönelmesi bunların her biri birer hareket örneğiydi. Uyarılara tepki dediğimiz zaman bu da ortak bir özellik. Hangi canlıya bir uyarı verirsen canlı buna karşı bir tepki oluşturur gençler. Canlıların yapısındaki temel bileşen bileşenleri de kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir inorganik bir de organik bileşiklerimiz vardı. İnorganik ile organiğin arasındaki fark ne hocam? İnorganik bileşikler canlılar tarafından sentezlenemiyor. Herkes doğadan hazır olarak alıyor bunları kesinlikle hepsi küçük yani hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebiliyorlar. İnorganik bileşikler enerji vermez. Daha küçük parçalara hidroliz edilemez. Su, asit, baz, tuz, mineraller inorganik bileşiklere örnekti. Organik bileşikler ise artık canlılar tarafından üretilebilen bileşiklerdi. illa senin üretmen şart değil. Sen çoğu vitamini üretemiyorsun ama vitamini bitki üretebiliyor. Bitki de canlı olduğuna göre o zaman organikler grubuna dahil olacak gençler. Organik bileşiklerden karbonhidrat, yağ ve proteinler enerji vericiydi unutmayın. Enerjiye ihtiyacım olduğu zaman ilk gidip kimin kapısını çalıyordum? Karbonhidratların. Karbonhidratlar biterse yağların kapısını çalıyordum. Yağlar da bittiği zaman proteinlerden enerji elde etmeye başlıyordum. Enerji verme miktarına göre dizecek olursak yağlar hepsinden daha fazla enerji veriyordu proteinler ortaya kalıyordu. Karbonhidratlar ise en az enerjiyi veriyordu. En az enerjiyi vereni gidip ilk sırada kullanıyorum. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay unutmayın. Kıyas sorusu çok çıkar. Karbonhidrat, yağ ve proteinler. Karbonhidratların monomeri monosakkaritlerdi. 5 karbonlu, altı karbonlu diye gruplandırmıştık. Yağların yapı taşları yağ asitleri ve gliseroldü. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdi. Bunların monomerlerini birbirine bağlayacak bağ ihtiyacımız var. Karbonhidratlar glikozit bağıyla, yağlar ester bağıyla, proteinler peptit bağı dediğimiz bağla birbirlerine bağlanıyordu. Enzimler olmazsa olmazımız tepkimelerin çok hızlı gerçekleştirdi gerçekleşmesini sağlayan aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerdi. Aktivasyon enerjisi de bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıydı. Eğer enzimler olmasa benim vücudumda devamlı yapım yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Bunlar çok uzun sürede gerçekleşir. Canlılık faaliyetlerimi devam ettiremem gençler. Basit enzim ve bileşik enzim olarak ikiye ayırmıştık. Basit enzimler sadece protein bileşik enzimler ise protein artı yardımcı kısım bulunduruyorlardı diyeyim. Sonra enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden de bahsetmiştik. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden birincisi sıcaklıktı. Enzimler protein yapılı olduğu için yüksek sıcaklıkta bozuluyorlar. Düşük sıcaklıkta donuyorlardı gençler. Onun haricinde her enzimin çalışabileceği optimum sıcaklık değeri birbirinden farklıydı. Altı da olumsuz üstü de olumsuzdu. Sonra enzimler su bulunmayan ortamda çalışabilirdi. Yine her enzimin çalışabileceği optimum bir pH değeri vardı. Substrat yüzeyini ne kadar arttırırsak tepkime hızı o kadar çok artıyordu gibi. Nükleik asitler DNA ve RNA'dan yani yönetici moleküllerimizden bahsediyoruz. DNA'mız çift zincirli, RNA'mız tek zincirliydi. İkisinde de azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat bulunuyordu. İkisinin arasındaki farklar ve ortaklıklarla ilgili bu yazılıda mutlaka soru Gelecek yüzde yüz diyorum gençler biz de tabii ki prova'nın içerisine koyduk birazdan söyleyeceğim. Canlılarda kullanılabilir enerji formu ATP'ydi. Birazdan şeklini çizeceğim. Vitaminler de yine suda çözünen ve yağda çözünen olarak ikiye ayrılıyordu. Yağda çözünenleri karaciğerimizde yağ dokumuzda depolayabiliyorduk. Suda çözünenleri depolayamıyorduk. Yağda çözünenler A, D, E, K. Suda çözünenler bebişler suda ne yapar? Bıcı bıcı. B ve C vitamini de suda çözünen vitaminlere örnekti. Hormonlar da böyle çok küçük ppm denen derecelerde sentezlenen tepkimelerin gerçekleşmesini bazı olayların hızlanmasına veya bazı olayların yavaşlamasını gerçekleştiren organik moleküllerde insan vücudunda düzenleyici görevleri vardı canlıların temel bileşenleri yaşam bilimi biyoloji ünitesini bitirdikten sonra hücre ünitesine geçiş yaptık. Hücre ünitesinin içerisinde de prokaryot, ökaryot bir daha karşımıza çıktı. Prokaryotlar söyledim hızlıca tekrar edeyim. Bakteri ve arkeler aleminde bulunan canlılardı. Tamamı tek hücreliydi. DNA, RNA, ribozom, sitoplazma, hücre zarı var. Başka bir şey yok. Ökaryotlar, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılardı. DNA'nın etrafı bir zar zarla çevrili bunlar artık çekirdekli hücrelerdi. Zarlı organel olarak anlattığımız endoplazmik retikulum, mitokondri, kloroplast ne bileyim sentrozom, sentrozom zarsızdır gerçi lizozom diyeyim. Lizozom organeli ökaryotlarda bulunabiliyor, prokaryotlarda bulunamıyordu gençler. Sonra arkasından biraz hücre teorisinden, hücrenin keşif sürecinden bahsetmiştik. Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Robert Brown, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow gibi bilim insanları çeşitli görüşler ortaya atmış. Bu görüşlerin toparlanması sonucunda günümüzde de geçerli olan hücre teorisi ortaya atılmış. Hücre teorisine baktığımız zaman hücre canlının temel yapısal ve işlevsel en küçük birimiydi. Tüm canlılar ya tek hücrelidir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana geliyordu. Böyle bilimsel çalışmaların artmasıyla mikroskopların geliştirilmesiyle birlikte daha detaylı gözlemler yapmamızla birlikte hücrelerin içerisinde kalıtım maddesi olduğu bu bölünerek yavru hücre hücrelere aktarılır denildi. Tüm metabolik olaylarda hücre içerisinde gerçekleşir denildi gençler. Hücrenin bu kısımlarına kadar gelmiştik. Buradan devam edelim. Ökaryot tek hücreli canlılara örnek veriniz diyor. He, ben şimdi bir hatırlatma yapayım hoca öyle sormaz böyle sorarsa diye biz bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılardan bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılardan bahsettik prokaryot hücre yapısına sahip canlılara kimi örnek vermiştik bakterileri örnek vermiştik arkeleri örnek verdik ökaryot hücre yapısına sahip alemlerimize baktığımız zaman protista alemi bitkiler alemi mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli arkeler alemindeki canlıların da tamamı tek hücreli yapıştırdım prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diyebilirim çünkü bakteri ve arkeler tek hücreli canlılar. Protista aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. Mantarlar aleminde tek hücreli canlılar da çok hücreli canlılar da var. Hayvanlar alemindeki canlıların da tamamı çok hücrelidir gençler. Yani ökaryotların tamamı çok hücrelidir diyemedim ökaryot olup da tek hücreli olanlar da var. Ya da tek hücrelerin tamamı prokaryottur diyemiyorum. Tek hücrelerin içerisinde ökaryot olanlar da var. Soruda bize ne demiş? Ökaryot tek hücreli canlıları sormuş. Ökaryot tek hücreli canlılara mesela protista aleminde bulunan belli başlı bir şekli olmayan amipi yazabilirim. Veya yine bu alemin içerisinde öglena dediğimiz kamçısıyla hareket eden tek hücreli bir canlı vardı. Veya paramesyum dediğimiz terlikse hayvan olarak da böyle halk arasında biliniyor. Silleriyle hareket eden çift çekirdeği bulunan canlıyı da yazabiliriz. E mantarlar aleminde de tek hücreli canlılar var dedik. Mesela biramayası dediğimiz mantar türü tek hücreli bir mantardır. Ökaryot hücre yapısına sahiptir. İnorganik bileşiklerin genel özelliklerini yazınız demişiz. Aslında dersin başında verdik. İnorganik bileşikler nelerdi? su asit baz suz ve minerallerden bahsediyorduk gençler birer cümleyle bunları da bir hatırlatmış olayım neleri çıkabilir diye su bir kere olmazsa olmazımız tüm canlıların vücudunda var mars'ta da varsa işte oraya da yerleşebiliriz insanları oraya taşıyabiliriz deniyor ya canlı vücudunda ne gibi işlere yarıyor bir kere idrarımın çok büyük bir kısmı su yani boşaltım yapılabilmesi için atıkların uzaklaştırılabilmesi için suya ihtiyaç var kanımın çok büyük bir kısmı su yani madde taşınabilmesi için suya ihtiyaç var veya vücut sıcaklığının ayarlanması için su kullanılıyor yazın terliyorum bitkiler fotosentez yapmazsa dünyanın sonu gelir bitkiler fotosentez tepkimelerinde su kullanıyor gibi gibi sebeplerden dolayı tüm canlılar için su çok temel bir ihtiyaçtır tüm canlılar suya gereksinim duyacak su bulunan ortamlarda yaşamlarına devam edebilecek asit ve bazıları birer böyle ortaokulda öğrendiğimiz kadarı bizim işimizi kurtarıyordu. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren moleküllere asit diyorduk. Suda çözündüğünde OH iyonu verenlere baz diyorduk. Asitlerin tadı genellikle ekşi, bazların tadı genellikle acıydı. Mavi turnusol kağıdını asitler kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kağıdını mavi mor renge çeviriyordu asit ve bazların bir araya gelmesiyle tuzlar meydana geliyordu. Örnek olarak da mesela kuvvetli bir asit olarak hidroklorik asit vermiştik. Baz olarak da NaOH'i vermiştik. İkisi bir araya geldiği zaman sofra tuzu olan NaCl meydana geliyordu. İki küçükten bir büyük yaptım. O zaman su da açığa çıkmış oluyordu gençler. Mineraller ise kimyacının bize periyodik cetvelde gösterdiği sodyum, potasyum, demir, kalsiyum, flor, klor, brom, iot gibi maddelerin hepsi biyolojide mineral olarak geçiyordu. Mesela kalsiyum eksikliğinde çocuklarda parantez bacaklılık, raşitizm. İyot eksikliğinde guatr hastalığı meydana geliyordu. Demir eksikliğinde anemi, kansızlık söz konusu oluyordu. Yani bu minerallerin vücudumda eksik olması çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Keza Mineral maddeler enzimlere de yardımcı kısım olabildikleri için vücuduma mineralleri mutlaka almak zorundayım. Ben geleyim soruma. İnorganik bileşiklerin genel özelliklerini yazınız demiş ya. İnorganik bileşiklere baktığımız zaman bir kere bunlar ne yapmıyorlardı gençler? Enerji vermiyorlardı. Enerji veren 3 tane bileşim var. Karbonhidrat, yağ, protein başka enerji veren hiçbir şey yok. Sonra Kimse bunları sentezleyemiyordu. Herkes doğadan hazır almak zorundaydı. Bunun haricinde bunların küçük yapılı olduğundan, yani hücre zarındaki porlardan doğrudan geçebildiğini söyleyebiliriz gençler. Küçük yapılı oldukları için hidroliz edilmezler de diyebiliriz. Geldim diğer tarafıma gençler. Aşağıda canlılarda verilen olaylar canlıların ortak özelliklerinden hangilerine örnektir diyor. Canlıların ortak özelliklerden 12 tanesini verdik. Hatta biz birkaç tane daha ekleyebiliyorduk diğer özelliklerden çıkartarak. Şimdi... Bazı bitkilerin tohumlarından yeni birey oluşması, yeni bir birey oluşumu söz konusu olduğuna göre bu canlıların ortak özelliklerinden hangisine örnek olacak? Tabii ki üremeye örnek olacak. Paramesyum'un kontraktil kofullarıyla fazla suyu atması. Bak cümleye bakıp korkmuyorsun. Ay paramesyum'un kontraktil kofulu mu var? Kontraktil kofulu ben bilmiyorum ki paramesyum hangi canlıydı ki? Ay nasıl yapacağım ki ben bunu bilmiyorum deyip geriye çekilmiyorsun. Ne demiş? Fazla suyu dışarıya atması. Bir canlı vücudunda olan fazla bir şeyi dışarıya gönderiyorsa ne yapmış demektir? Tabii ki boşaltım yapmıştır gençler. Nitrifikasyon bakterilerinin bak yine nitrifikasyon ne demek bunlar kim demiyorsun inorganik maddeden organik madde sentezlemesi bir canlı inorganik maddeyi organik maddeye çevirebiliyorsa ototrof bir canlı yani üretici bir canlıdır besin sentezlemek anlamına gelir besin sentezlemek de tabii ki neye örnektir beslenme ortak özelliğine örnektir. Organik monomerlerden hücre içinde oksijen kullanılmadan ATP sentezlenmesi ya fermantasyon yapılıyordur ya da oksijensiz solunum yapılıyordur. İkisinde de oksijen kullanılmıyor. Hangi ortak özelliği örnek olacak o zaman? Solunuma örnek olacak gençler. Öglena'nın kamçısıyla ışığın olduğu tarafa gitmesi, bir canlı işte kamçısına, silini, yalancı ayağını, bacağını kullanıyormuş yer değiştiriyormuş. Yani bu canlı ne yapıyormuş? Hocam hareket ediyormuş diyeceksin. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki reaksiyonların hangili hangi metabolik tepkimeye örnek olduğunu yazınız. Metabolizma canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerine verdiğimiz ortak isimdi. Metabolizmayı da kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir anabolik tepkimeler var bir de katabolik tepkimelerimiz vardı. Anabolizma, anabolik tepkime dediğimiz zaman yapım tepkimelerinden bahsediyorduk. Katabolizma ise yıkım tepkimeleri anlamına geliyordu. Solunum ve fotosentezi bir kenara bırakıyorum gençler. Orada daha fazla yanma, parçalanma var. Onu bir kenara koyuyorum. Şöyle size bir şey göstermek istiyorum. Eğer sen küçük küçük şeyleri bir araya getirip de büyük bir şeye dönüştürüyorsan tepkimeden mutlaka su açığa çıkar su ipucu. Çıkanlar kısmında su varsa bu nasıl bir tepkimedir? Anabolizma yani yapım tepkimesidir. Sen büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük parçalara dönüştüreceksen büyük şeyi parçalamak için mutlaka su kullanmak zorundasın. Yani su girenler tarafında bu da neye örnek oluyor o zaman? Katabolizmaya örnek oluyor. Ama ne dedim? Solunum ve fotosentezin ekstra bir durumu var gençler. Hatta burada bakayım solunum ve fotosentez var mı? Var. Burada ayrıca onları göstereyim. Şimdi... 6 tane karbondioksit 6 tane suyla tepkimeye girmiş. Güneş ışığı ve klorofil varlığında burada besin ve oksijen açığa çıkmış. Bu tepkime nedir? sentez tepkimesidir. Bitkiler fotosentez yaptığı zaman besin sentezlemiş olur. Yani bu ne tepkimesine örnek olacak gençler? Anabolizmaya yapım tepkimesine örnek olacak. Sen tutup da bana demeyeceksin ki hocam ama su çıkanlar kısmında yok girenler kısmında var. Solunum ve fotosentezi kenarda tutuyorum. Orada farklı tepkimeler gerçekleşiyor. Bir inorganiklere iniş var. Siz o kadarını detaylı bilip kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Solunum ve fotosenteze hariç tuttu. Solunum yapmak yıkım olayıdır. Fotosentez besin sentezlemek yapım olayıdır. Kalanlar için su ipucu olabilir. En sayıda münasit bir araya gelmiş bir tane polipeptit protein sentezlenmiş. En eksi bir sayıda da su açığa çıkmış. Küçükten büyük yaptığına göre ne tepkimesi olacak? Anabolizma tepkimesi olacak gençler. Glikojeni biliyorsun artık bu bir polisakkarit büyük bir şey karbonhidrat. Suyla tepkimeye sokmuş glikozlar açığa çıkmış. Yani bu bir yıkım tepkimesidir. Katabolizma diye onu da yapıştırmış oldum. Glikozla su birleşmişler. Sonra ne yapmışlar? 6 tane karbondioksit, 6 tane H2O açığa çıkmış. Aynı zamanda ATP ve ısı açığa çıkmış. Hemen şurayı ben size düzeltmeyeyim gençler. Tabii ki tepkimenin doğrusunda besin ve oksijen tepkimeye girmiş olacak. Yani ben yemeği yedim oksijeni çektim. Huf, yaptığım zaman karbondioksit ve su açığa çıktı. Bir de buradan ATP sentezlenecek. Bu ne tepkimesidir? Artık turuncuyla yazmaya başlayayım. Bu oksijenli solunum tepkimesidir. Oksijenli solunum tepkimesi de tabii ki katabolizma, katabo lizma örneğidir diyorum. Burada ise en sayıda nükleotit bir araya gelmiş. Daha büyük yapılı bir polinükleotite dönüşmüş. En eksi bir sayıda da su açığa çıkmış. Küçüklerden büyük yapıldığı zaman bu da tabii ki bir yapım reaksiyonu olacak. Gençler anabolizma örneğidir diyeceksiniz. Geldim diğer bir soruma. Trigliserit nötral yağlarla ilgili oluşum reaksiyonunu yazınız. Görevlerinden iki tanesini yazınız diyor. Trigliserit nötral yağlar canlı vücudunda bulunan en fazla yağlara örnek diyebiliriz. Çünkü biz onları depoluyorduk. Bitkiler ve hayvanlar yağlarının fazlasını trigliseritlere dönüştürerek depoluyordu. Trigliseritlerde de şu formülü kullanıyorduk. İki tane yapı taşları vardı. Üç tane ya aside dediğimiz molekül ile bir tane gliserol bir araya geliyordu. Buradan bir trigliserit sentezi, trigliserit sentezi gerçekleşiyordu. Aynı zamanda 3 molekülde su açığa çıkıyordu. Size demiştim ki sadece yağlarda farklı bir rakam kullanıyoruz. Mesela karbonhidratların büyük bir şeyini sentezlemek istiyorsun. En sayıda birleşiyor. En eksi bir su. Proteinleri sentezlemek istiyorsun. En sayıda münasip birleşiyor. En eksi bir su. Nükleotitlerden bir tane zincir yapmak istiyorsun. En sayıda nükleotit birleşiyor. En eksi bir su çıkıyordu. Bir tek yağlarda başka bir oran bileceksin. Aslında yine 4 tane bir şey birleşiyor. 3 tane su çıkıyor. Yani bir eksiği kadar su çıkıyor ama bu oran önemli. 3 yağ asiti 1 gliserolle birleşiyor. bir tane trigliserit 3 molekülde su açığa çıkıyordu. Aradaki bağın adı neydi? Ester bağı dediğimiz bağ kuruluyordu gençler. Görevlerinden 2 tanesini yazınız. Bir kere yağlar yağların fazlası fazlası. Trigliserit dediğimiz yağlara dönüştürülerek trigliseritlere dönüştürülerek depolanır. Yazın siz bunun haricinde ne yapıyordu? Derinin altında, derinin altında bulunarak hem Çat çat vurduğumuz zaman bu çatın az hissedilmesini sağlıyordu. Yani darbelere karşı vücudu koruyacak. Aynı zamanda ısı yalıtımını da sağlayacak diyelim. Siz tabii ki yazılı da düzgün cümleler yazın. Ben şimdi uzun uzun yazmaya kalktığım zaman vakit uzuyor gençler. Onun yerine daha farklı cümlelerle size birkaç tane ek bilgi veririm ee, diyeyim. Enzimlerle ilgili bileşik enzimin yapısını çizerek açıklayınız diyor. Ben soruyu daha geniş tutayım. Size aslında cevap olarak vermeniz gereken kısmı da söyleyeyim gençler. Enzimler dediğimiz zaman kendi içerisinde enzimleri ikiye ayırıyorduk. Bizim bir basit yapılı enzimlerimiz vardı. Bir de bileşik yapılı enzimlerimiz vardı. Basit yapılı enzimler dediğimiz zaman bunlar sadece proteinden oluşan bir ana kısım vardı, başka da hiçbir şey yoktu. Bileşik enzimlere baktığımız zaman ise bir tane proteinden oluşan ana kısım var. Bir de yardımcı kısım dediğimiz kısım söz konusuydu. Şöyle şekil çizerek göstereyim. Şurası protein yapılı olan kısım. Protein yapılı olan kısma apo enzim ismini veriyorduk. Protein yapılı olan ana kısım. Bir de bunun nesi vardı? Yardımcı kısım dediğimiz kısmı vardı. Yardımcı kısım inorganik yapılıysa yardımcı kısmı kofaktördür diyorduk. %99 sorularda da karşımıza çıkan inorganik yapılı olan şey mineral maddelerdi. Eğer organik yapılı bir yardımcı kısım aldıysa yardımcı kısmı koenzimdir diyorduk. %99 sorularda da vitaminler karşımıza çıkıyordu. Bir daha Bileşik enzimler bir protein bir de yardımcı kısımdan meydana gelir. Proteine bağlı ana kısma apoenzim denir. Buna bağlı yardımcı kısım inorganik yapılı da olabilir, organik yapılı da olabilir. İnorganik yapılıysa kofaktör diyorum, organik yapılıysa koenzimdir diyorum. İkisinin birlikte oluşturduğu yapıya ise gençler holo Enzim ismi verilir. Yani holo enzim aslında bileşik enzim anlamına geliyor. Eğer bu soru karşınıza çıksaydı tabii ki siz şurayı yazsanız yeterli olacaktı. Ama basit enzim dediğimiz bir enzim çeşidi de var. Onlar sadece proteinlerden meydana geliyor. Unutmayın. Enzimlerle ilgili bir iki bir şey daha yapalım gençler. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerle ilgili ee, grafikleri çiziniz diyebilir. Veya şöyle der Enzimlerin çalışma hızını su, sıcaklık, pH değerinin nasıl etkilediği ile ilgili grafikleri çiziniz. Yani grafikleri doğrudan sizin de çizmenizi isteyebilir. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi enzim miktarı artıyormuş sınırlı düzeyde bir substrat varmış gençler. Enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu vardı. Mutlaka tepkimeye girdikleri zaman bir enzim bir substratla birleşecekti ve birbirlerine uyumlu olmak zorundalardı. O zaman benim enzim miktarını arttırıyorum ama substratım sınırlı. Atıyorum benim 100 tane substratım var. 20 tane enzimim var. 20 tane substrata 20 tane enzim Birleştirdi. Enzim miktarını arttırıyorum. 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80. Reaksiyon ne yaptı? Hızlandı. Ama benim substratım sınırlıydı ya. Yüze geldikten sonra tepkime ne yapmak zorunda? Bitmek zorunda. Substratların tamamı ürüne dönüştüğü için. Bu sefer enzim sınırlıymış. Substrat miktarını devamlı olarak arttırıyorum. Substratlar biter ama enzim bitmez ki. O zaman enzimler sınırlıydı ya. O yüz rakamına ulaşıncaya kadar reaksiyon hızı artacak. 100 tane enzim 100 tane substrata bağlanacak. Tepkime hızı sabitlenecek gençler. Ortamda %15, %18 su bulunmuyorsa tepkime hızı gerçekleşmez tepkime gerçekleşmez daha doğrusu tohumun çimlenmemesi falan aslında ortamda su bulunmamasından kaynaklanıyordu gençler basayım suyu basayım suyu tepkime çok hızlansın diye bir şey yok belli bir yerden sonra diğer faktörler sınırlayıcı etki göstereceği için sabitlenecek reaksiyon hızı sıcaklık ne dedik her tepkimenin gerçekleşebilmesi için Optimum maksimum minimum optimum ideal bir sıcaklık değeri vardır dedik. Mesela benim vücudum 36,5 37 derece. O zaman enzimlerin çalışabileceği en ideal derece neresidir? 36,5 37'dir gençler. Bunun altı da olumsuz, üstü de olumsuz. Ama yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısının bozulduğunu da biliyoruz. Buraya 50, 60, 70, 80 derece verdiyse artık buralarda tepkime gerçekleşmeyecektir. Substrat yüzeyine demekti. Enzimle substrat bir araya geldiği zaman enzim substratına dışarıdan bağlanıyordu. Sen substrat yüzeyine ne kadar arttırırsan enzimin bağlanacağı o kadar ekstra alan yaratıyorsun demektir. Mesela ağzıma ekmeği attım dişlerimle çiğnemeye başlıyorum. İki kere döndürdüm ağzımda yuttum midemde sindirimi tabii ki gerçekleşecek ama belli bir hızda gerçekleşecek. Substrat büyük, enzimler dış yüzeyden bağlanacak. İyice çiğnedim, 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 çiğnedim. Küçük 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 parçalara böldüm, yuttum. E yine midem sindirecek ama çok daha hızlı sindirecek. Mesela diyetisyenler, doktorlar televizyona çıkıp ne diyor? Ağzınızda lokmaları iyi çiğnerseniz hazımsızlık çekmezsiniz, sindiriminiz daha kolay olur diyor. Çünkü substrat yüzeyini ne kadar arttırırsam tepkime hızı da o kadar artar. Bağlanma yüzeyine ekstra arttırdığım için gençler. Sonra aşağıda verilen örnekler enzimlerin hangi özellikleriyle ilgilidir demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman enzimlerin birkaç özelliğini öğrenmiştik. Hangilerine uyuyor bakalım. Yine a ben bunu bilmiyorum ki deme karbondioksitle suyu karbonik anhidraz adı verilen bir tane enzim birleştiriyormuş H2CO3'e dönüştürüyormuş. Sonra yine karbonik anhidraz ne yapıyormuş H2CO3'ü tekrar karbondioksit ve suya dönüştürüyormuş. Bazı enzimler buradan ne anlıyorum? Tersinir. Yani çift yönlü çalışır. Neden bazı enzimler dedik? Çünkü sindirim enzimleri tek yönlü çalışıyordu gençler. Mesela işte nişastayı amilaz parçalıyor glikozlara dönüştürüyor ama glikoz amilaz tekrar birleştiremiyor gençler. O yüzden bazı enzimler çift yönlü çalışır diyeceğiz. Buraya da baktığım zaman şurası neyim enzimim burası substratım enzim substrat kompleksi dediğim yapı oluşmuş. A enzimler tepkimeden hiç bozulmadan çıkmış. Substrat da neye dönüşmüş? Ürünlere dönüşmüş. İki tane şey çıkarttım. Birincisi enzim ve substrat arasında anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum söz konusudur. Ne yapabilirsin? Her anahtarla bir kilidi açabilirsin. Yani senin vücudunda proteinleri sindirecek enzim yok. Ama karbonhidratları sindirecek enzim çok. Ya sen karbonhidratları sindiren enzim bugünlük karbonhidrat sindirme git proteinleri parçala diyemezsin. Mutlaka o tepkimeye özgü enzimin ortamda bulunması gerekiyor. Anahtar kilit uyumuyla kastedilen o gençler. Bunun haricinde diğer çıkartabildiğim şey ne? Enzimler bak şekle tepkimeden te bozulmadan çıkıyorlar. Bozulmadan bozul madan çıkar, tekrar tekrar kullanılabilir. Hatta size bir benzetme yapayım. Çok güzel çizemem ama şuradaki çay bardağını bir hayalet, çay bardağının içerisine bir tane de çay kaşığı koymuş olayım. Buradaki çay kaşığı enzim. Enzimler tepkimeye girdiği zaman ne yapıyor? Gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürüyor. bir Tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. 2 tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor 3 tekrar tekrar kullanılabiliyor 4 çayın içerisine şekeri attım beklesem şeker çözünür mü bir miktar bakarsanız çözünür ama ben çay kaşığıyla karıştırdığım zaman aktivasyon enerjisini düşürdüm ne yaptım daha hızlı gerçekleştirdim çay kaşığını çıkarttım hiçbir şey olmamış çay kaşığına tepkimeden bozulmadan çıktı. Ya ben karıştırdım al sen de bardağına sok dedim. Sen de karıştırdın. Yani tekrar tekrar kullanılabildi. Bu dört özelliği unutmayın. Aşağıya bakıyorum. Gen bir enzim biri sentezletiyormuş. A B'ye dönüşüyormuş. Gen 2 enzim 2'yi sentezletiyormuş. B C'ye dönüşüyormuş. Gen 3 enzim 3'ü sentezletiyormuş. C D'ye dönüşüyormuş. Birincisi neyi gördüm? Bazı enzimler takım halinde çalışır. Onu gördüm ama bir şey daha fark ettim. Bazı enzimler takım halinde çalışır diye yazayım. Şekle baktığınız zaman da enzim 1'in ürünü enzim 2'nin ne olmuş gençler? Substratı olmuş. O zaman bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratıdır diyebiliriz. Buradan başka ne görüyorum? bir gen bir enzim hipotezini görüyorum ya da bir gen bir polipeptit hipotezini görüyorum. O ne demek? Şimdi senin vücudunda büyük bir karbonhidrat sentezlenecek, büyük bir protein sentezlenecek. DNA diyor ki pardon büyük bir karbonhidrat, büyük bir yağ sentezlenecek. DNA diyor ki bana ne gidin birleşin. Artık trigliserit mi yapıyorsunuz, glikojen mi yapıyorsunuz, bitkiyi sen nişasta mı yapıyorsan yapın diyor. Ama protein sentezleneceği zaman DNA ne diyordu? Dur ben şifre vereceğim, benim verdiğim şifreye göre işi gerçekleştireceksin diyordu enzimler protein yapılı olduğuna göre basit enzimler sadece protein bileşik enzimler protein artı yardımcı kısım dedim ya. O zaman enzim sentezinde de patron kim? DNA. DNA'nın verdiği şifreye göre sentezlenecek. Aha da şekilden çıkıyor zaten. Gen 1 enzim 1'in sentezinden sorumlu. Mesela gen 1 mutasyona uğrarsa enzim 1 sentezlenemez. Veya gen 3 mutasyona uğrarsa enzim 3 sentezlenemez gençler. Gelelim biraz da vitaminlerle ilgili sorulara. Vitaminle vitaminler ile minerallerin ortak ve farklı özelliklerinden ikişer tane yazınız diyor. Şimdi öncelikli olarak ortak özelliklerine bakıyorum. Bir kere ikisi de küçüktür diyebiliriz gençler. Yani ikisi de hücre zarındaki deliklerden, porlardan hidroliz edilmeden doğrudan geçebiliyorlar. E ortak olanlara küçük dedim. Hidroliz hidroliz edilmezler dedim. İstersem enerji ikisi de vermez diyebilirim. Farklara baktığımız zaman da ikisinin arasındaki farka. Bir kere vitaminler neydi gençler? Organik yapılı moleküllerdi. E, mineraller ise, mineraller ise inorganik yapılıydı. E buradan tutarsın dersin ki vitaminler canlılar tarafından sentezlenebilir, mineraller canlılar tarafından sentezlenemez. O da ikinci ortak özellik olarak yazabileceğim bir kısım. Yağda ve suda çözünen vitaminlerin farklarından iki tanesini yazınız demiş. Biz vitaminleri kendi içerisinde ikiye ayırdık. Birincisi yağda çözünen vitaminlerimiz vardı. ADEK, A, -D E, K vitaminleri. Bir de suda çözünen vitaminlerimiz vardı. Bebişler suda bıcı bıcı yapıyor. B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminler. Farklarından iki tanesini istemiş ya. Yağda çözünen vitaminlere baktığımız zaman, bir de suda çözünen vitaminlere baktığımız zaman ne yapabiliyordum yağda çözünenlere? Depolanır diyebiliriz. Çünkü karaciğer ve yağ dokuda depolayabiliyordum. Bunların fazlası idrarla dışarıya atılıyordu. O zaman depolanamaz diye de suda çözünen vitaminleri yazabiliyorum. Bunun haricinde yağda çözünen vitaminler çok alınırsa zehirleyebilir gençler. Ama suda çözünen vitaminleri aşırı derecede çok alsan ne olur? Fazlasını idrarla dışarıya atıyorsun. Zehirlen, zehirlemez yazabilirsin. Yağda çözünen vitaminler senin deponda olduğuna göre senin buna ihtiyacın varsa ve sen almadıysan gidersin karaciğerin kapısını sana göndermedik boşuna ADEK vitaminleri eksik ver dersin yani bunların eksiklik belirtileri öyle almadın diye hemen görülmez eksiklik belirtileri geç görülür Bunları depolayamıyorsun. Vücuduna düzenli olarak almazsan eksiklik belirtileri hemen görülür, geç görülür, erken görülür eksiklik belirtileri diye de madde yazabilirsiniz. Aşağıdaki hastalıkların hangi vitamin eksikliğinden kaynaklandığını yazınız diyor. Scurvy neydi gençler? C vitamini eksikliğinde meydana gelen diş eti kanaması hastalığıydı. Raşitizm ise çocuklarda parantez bacaklılık aynı şey kalsiyum içinde geçerli. Kalsiyum eksikliğinde de raşitizm, D vitamini eksikliğinde de raşitizm meydana gelir diyebiliriz. Gece körlüğü dediğimiz zaman da geceleri kör olmuyoruz. Ben de olduğunu düşünüyorum ama göz doktoru tabii ki doğrusunu bilebilir. Gençler bazı insanlar e, loş ışıkta diğerlerinden daha az görüyorlar. Mesela sen hava hafiften kararmaya başladığında hemen ışığı yakmaya ihtiyacı duyuyorsan etrafındakiler ya dur daha kararmadı ne hemen ışığı yakıyorsun diyorsa sen biraz daha onlardan flu daha karanlık görüyor olabilirsin. Gece körlüğü de A vitamini eksikliğinde görülen bir rahatsızlıktı. Kısırlık biraz böyle uç bir şey. Üreme sistemindeki genel bozukluklarda E vitamini eksikliğinde meydana geliyordu gençler. K vitamini eksikse kanın pıhtılaşmasında gecikme meydana geliyordu. B vitamini eksikliğinde de beri beri gibi hastalıklar söz konusu oluyordu deyip diğerlerini de söylemiş olayım. Buradan devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda verilen özelliği gösterilen gösteren moleküllere var göstermeyenlere yok yazınız diyor. Şimdi enerji verme dediğimiz zaman enerjiyi kim verir? Karbonhidratlar verir, yağlar verir, proteinler verir, vitaminler vermez ki nükleik asitler vermez, inorganik bileşikler de yine enerji vermez. Yapıya katılma dediğimiz zaman hücre zarının yapısını düşüneceksin. Karbonhidratlar tabii ki yapıya katılacak, yağlar yapıya katılacak, proteinler yapıya katılacak, vitaminler yapıya katılmaz nükleik asitler yapıya katılmaz inorganik bileşikler de aslında proteinlerin ve karbonhidratların yapısına katılabildikleri için var diyebiliriz. Düzenleyici olma. Burada hormonlar ve enzimler aklına gelecek. Mesela ha, yok yazacaktık. Yok diyebiliriz gençler. Lipitler tabii ki bazıları hormon olarak görev yaptığı için düzenleyici moleküllerdir. Enzimler proteinlerin yapısına katıldığı için düzenleyicidir. Vitaminler enzimlerin yapısına katılıyor. Söyleyebiliriz. Nükleik asitler yönetici moleküllerdir gençler yönetici dediğimiz için almadık inorganik bileşiklerden de mineraller düzenleyiciler kategorisine girebilir yönetici olmada karbonhidrat lipid protein vitamini attık nükleik asitler tabii ki yönetici moleküllerdir inorganik bileşiklerinde yöneticilikle bir alakası yoktu devam ediyorum nükleik asitlerle ilgili monomerlerinin yapısını şeklini çizerek gösteriniz diyor. Nükleik asitlerin yapı birimi neydi gençler? Nükleotit dediğimiz kısımlardı. Azotlu organik baz buna bağlı 5 karbonlu şeker bir de fosfat grubundan meydana geliyorlardı. O zaman şuraya azotlu organik baz yazmış olayım. Şurası 5 karbonlu şeker dediğimiz kısım. Fosfat grubunu da kısaca P ile gösterebiliyorduk. Şöyle şu kısmın adı nükleozit idi gençler. Şu kısmın tamamının birden fosfatın katılmasıyla oluşan kısmın adı da nükleotit oluyordu. Ama durmayalım. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şekeri birbirine bağlayan bağ adı glikozit bağıydı. 5 karbonlu şekerle fosfatı birbirine bağlayan bağın adı da ester bağı, fosfoester bağı dediğimiz bağ idi. Azotlu organik baz çeşitlerini yazarak hangi nükleik asitlerde bulunduğunu söyleyiniz demiş. Nükleik asitlerimiz hocam bir deoksiribonükleik asidim yani DNA'm var. Bir de ribonükleik asidim yani RNA'm var. Bunların azotlu organik bazlarını soruyorsa DNA'da adenin mutlaka bulunacak. Hatta karşısına çift zincirli olduğu için timini alacak. Guanin de karşısına mutlaka stozini alacak hocam. Yani adenin timin, guanin ve sitozin DNA'nın yapısında bulunan azotlu organik bazlardır. Aradaki fark sadece timinle urasildi. Yani RNA'da urasil bulunuyordu. O zaman RNA'da da adenin bulunacak hocam timin olmaz urasil bulunacak. Guanin bulunuyor hocam. Bir de sitozin dediğimiz azotlu organik baz var. DNA'da adenin karşısında timin guanin karşısında sitozin dedim ama RNA için bu dediğim geçerli değil. Çünkü RNA tek iplikten meydana geliyordu. Pentoz çeşitlerini yazarak hangi nükleik asit çeşitlerinde bulunduklarını söyleyiniz demiş. Aslında ismini oradan alıyordu. DNA ve RNA'ya baktığımız zaman gençler DNA deoksiribonükleik asit. Çünkü yapısındaki 5 karbonlu şeker deoksiri iksiri bozdu. RNA ribonükleik asit yapısındaki 5 karbonlu şekerde bozdu diyeyim. Devam ediyorum. MEP örnek yazılı sorusu benzerlerine aslında bizim sınavımızın Diğer kısımları da örnek yazılı sorularına çok benzerdi. Gençler okuldaki yazılılarda da klasik sorularda da her sene aslında size o bunu mu soracak şunu mu soracak gibi gelse de belli başlı sorular belli başlı konular gelir. Onlarla ilgili sorularımızı çözdük. Bunun haricinde biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular yayınladı. Ortak sınavla ilgili örnek soruları da şimdi karşınıza vereceğim. Dediğim gibi benzerlerini zaten çözmüştüm. Nükleik asitlerin şeklini çizerek yapısındaki bağ çeşitlerini yazınız diyor. Nükleik asitlerin şeklini çizerek baktığımız zaman daha doğrusu nükleotitlerin yapısını çizin demek istiyor. Nükleik asitlerde ne vardı? Azotlu organik baz vardı. Buna bağlı 5 karbonlu şeker vardı. Bir de fosfat grubundan bahsetmiştik. Bu nükleik asitlerin yapısında bulunan nükleotit dediğimiz birimlerdi otit yazayım şuraya tamamlamış olayım. Az önce ben gösterdim size ekstradan burada da tekrardan azotlu organik baz demiş olayım. 5 karbonlu şeker demiş olayım. Bir de fosfat grubu diyeyim. Şuradaki bağın adı neydi? Glikozit bağı dediğimiz bağ. Buradaki bağın adı ise ester bağı dediğimiz bağ idi. DNA ve RNA arasındaki farklardan 3 tane yazınız diyor. Hemen bir kere neleri yazabilirsin? DNA'yı şöyle grupla, RNA'yı şöyle grupla. Bir de söylemiş olayım %100 çıkacak bir soru daha. Yani DNA ile RNA'nın farkını mutlaka size soracak gençler. DNA dediğimiz zaman çift zincirliydi. RNA ise tek zincirliydi. DNA'nın azotlu organik bazları adenin, guanin, timin Stozindi timini şöyle yıldızladım. RNA'nın ise adenin, guanin, urasil ve stozindi yani urasil bir farklı. Sonra DNA'da 5 karbonlu şeker olarak deoksiriboz bulunuyordu. RNA'da ise riboz bulunuyordu. DNA kendini eşleyebilir. RNA kendini eşleyemez. DNA bir hata olduğunda kendini tamir edebilir. RNA tamir edemez. DNA patron RNA'nın sentezlenmesinden de o sorumluydu. DNA protein sentezine şifre veriyor. Tüm RNA çeşitleri de görev yapıyordu gençler. Tüm RNA çeşitleri görev yapıyor demişken hemen RNA çeşitlerinden de bahsedelim bizim 3 çeşit RNA'mız vardı. mRNA, tRNA, bir de rRNA dediğimiz RNA'larımız vardı. Hemen şunu atayım bu artık yazmıyor. Şöyle protein sentezini hayal ettik. Bizim DNA'mız çekirdeğimizin içerisinde DNA'mızın bir kısmı, e, protein sentezi için durun ben şifre vereyim diyecek ya. Şifre verecek. Verdiği şifreye göre de mRNA sentezlenecek. He mRNA mesajcı RNA'dır. DNA'dan aldığı protein sentezi için gerekli şifreyi ribozoma götürür diyeceksin. Mesajcı DNA'dan şifreyi alıyor, protein sentezi ribozomda gerçekleşecek, oraya taşıdı. Geçtim. tRNA şuradaki ribozom organeline, sitoplazmada bulunan amino asitleri taşır. tRNA taşıyıcı RNA. Protein sentezi için gerekli amino asitleri ribozom organeline taşır dedin. Geçtin. RNA, ribozomal RNA, ribozomun yapısında bulunur. Protein sentezi de ribozom organelinde gerçekleşiyordu. Unutma. Hemen devam ediyorum. MEP örnek yazılı sorusunun benzeri bir tane sorumuzla daha. Yanda ATP molekülünün yapısı harflendirilmiştir. Buna göre harflendirilmiş yapıların isimlerini yazınız. ATP'ye baktığımız zaman azotlu organik baz dediğimiz bazın mutlaka ne olması gerekiyordu gençler? Adenin olması lazımdı. O zaman hemen adenini yapıştırdım. Bunun da 5 karbonlu şekeri vardı. 5 karbonlu şekeri de riboz olmak zorunda gençler yani RNA ile ATP'nin şekeri aynıdır diyebilirsin. Şu C ile gösterdiğimiz kısımlar da fosfatlardı. Yani fosfat grubu dediğimiz gruptur. Fosfat grubu yazayım. Bir de şurada da bağlar bulunacak. D ile gösterdiği yüksek enerjili, yüksek enerjili fosfat bağları. Fosfat bağları. Ben olsam yazılıda mutlaka şu soruyu sorarım. ATP'nin şeklini çizerek kısımlarını gösteriniz. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat, fosfat, fosfat olacak. Şurası adenin, burası riboz, burası fosfat, burası fosfat. Adeninle re, e, riboz şekeri birleştiği zaman adenozin bir fosfat aldı adenozin monofosfat AMP bir fosfat daha aldı adenozin difosfat ADP bir fosfat daha aldı adenozin trifosfat ATP oldu derim. Hadi bağları ne söyledik gençler? Aslında nükleik asitlerle aynı. Şuradaki yani şuradaki bağ glikozit bağı dediğimiz bağ. Şuradaki bağ ester bağı. Buradaki de yüksek enerjili fosfat bağı dediğimiz bağdır. Buradan diğer soruma da geçiyorum. Bitiriyoruz gençler. Sükroz karbonhidratların disakkaritler grubundan bir şeker olup bir molekül glikoz ile bir molekül fruktozun dehidrasyon tepkimesiyle oluşur bilgisine sahip bir öğrenci oldukça hassas bir terazinin iki kefesinden birine glikoz, diğerine maltoz moleküllerini maltoz olmayacak tabii ki gençler. Sükroz moleküllerini bırakmıştır. Bir süre sonra terazideki son durumun görseli aşağıda verilmiştir. Buna göre terazideki değişimin sebebi nedir? Aslında hemen yazıyorum. Şimdi glikoz artı fruktoz, fruktoz bir araya geldiği zaman ne sentezlenecek? Sükroz sentezlenecek. Bir molekülde ne açığa çıkmış olacak? Su açığa çıkmış olacak. Ha, o zaman glikozla fruktozun ağırlığı sükrozun ağırlığından daha hafif kalacak. Genç daha ağır kalacak. Gençler neden? Sükroz olurken oluşurken de su açığa çıktı. Şöyle formül düşün. Glikozun formülü neydi? C6H12O6. Fruktozun formülünü düşün. C6H12 birbirinin izomeriydi. O6 Sükroz dediğin zaman sükrozun formülünü çıkartamıyorsan bile buradan ne çıkıyor? Bir tane H2O çıkıyor. Yani baktığımız zaman bu sükrozun C'ler nereye gidecek? Hiçbir yere C12 olması gerekiyor. Ama iki tane hidrojen çıktığına göre artık H20 4 değil iki tane hidrojenin eksik olması lazım. Aynı şekilde bir tane de oksijen çıktığına göre 12 değil 11 olması lazım. Yani su çıkışından dolayı çıkışından dolayı bu taraf daha ağır kaldı su çıktığı için bu molekül daha hafif kalmış olduk gençler Böylelikle bir tane test soruma da geliyorum. Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Monomerlerine monosakkarit denir. Evet karbonhidratların en küçükleri monosakkaritlerdi. 6 karbonlu monosakkaritler birbirinin izomeridir. 6 karbonlular kimlerdi? Glikoz, fruktoz, bir de gençler galak toz dediğimiz 6 karbonlular vardı. Bunların hepsinin kapalı formülü C6H12O6'dır. Yani kapalı formülleri aynı açık formülleri farklıdır. Birbirlerinin izomeri oluyorlar. Glikojen, kitin, selüloz ve nişasta polisakkaritti yani büyük yapılıydı sükroz, glikoz ve fruktozun az önce söylediğim birleşmesiyle oluşan bir disakkarittir. Monomerleri peptit bağı demiş. Hadi oradan glikozit bağı denilen bağla birbirlerine bağlanır diyeyim. Hemen diğer bir sorumada bakıyorum. ATP ile ilgili bir soru çıktı karşıma. ATP molekülü ne yapamaz? Hocam hücrelerde depolanamaz. Başka bir hücreye aktarılamaz. <laughs> yapayım çok ATP üreteyim bir sürede nefes almadan durayım diye bir şey yok. Tabii ki bir süre nefesimizi tutabiliyoruz ama o belli bir sınır içerisindedir gençler. Ben bugün çok koşayım oynayayım zıplayayım çok ATP üreteyim bu gece de ATP üretmeyeyim diye bir şey yok. Her canlı hücre kendi ATP'sini de kendi üretmek zorunda. ATP yapımına fosforilasyon yıkılmasına ise de fosforilasyon ismini verdik. ATP'ye baktığımız zaman azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat fosfattan meydana geliyordu. Yani nükleotit yapılı bir monomerdir tabii ki diyebiliriz. Solunum reaksiyonları, fermantasyon reaksiyonları ve fotosentez tepkimelerinde üretilebiliyordu gençler. Enerji alan tepkimelere endergonik verenlere ise egzergonik ismi verilir. Yani burada da bir hata yapılmış oldu. Hücre teorisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri elektron mikroskobunun keşfiyle teoriye sonradan dahil edilmiştir? Elektron mikroskopları ışık mikroskoplarından çok 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 daha fazla büyütebiliyordu. Hatta 50 milyon kat kadar daha fazla büyütebildiklerinden falan bahsetmiştik. E bütün canlar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir. Bu eskiden de çok eskiden de bilinen bir bilgi de elektron mikroskobu ile alakası yok. Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. Metabolik olayları görebilmem için elektron mikroskobunun keşfedilmiş olması lazım. Hücrenin temel yapısal ve işlevsel canlının en küçük birimi olduğunu çok eski dönemlerden bu yana bir biliyoruz gençler canlının kalıtım maddesini görebilmem için elektron mikroskobu gibi bir mikroskoba ihtiyacım var çok detaylı göreyim bölünerek diğer hücrelere aktarılıyor diyeyim yeni hücrelerin var olan hücrelerden meydana geldiği de yine elektron mikroskobundan çok daha önce bildiğimiz bir bilgiydi hangileri dahil olmuşturun cevabı 2 ve 4 oldu gençler ve böylelikle yazılı hazırlığımızın da sonuna gelmiş olduk gençler çok küçük bir hatırlatma da yapacağım ama en başta hepinize yazılı da çok 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 başarılar diliyorum 9 dinamomuzun içerisinde yazılı hazırlık sayfaları olduğunu unutmayın gençler. Sınava girmeden önce mutlaka yazılı hazırlık sayfalarındaki sorulara da bakın onları da çözüp hazır bir şekilde yazılınıza girin diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde de konularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. O zamana kadar hoşçakalın.